Hocam, söylediklerinizin çoğu çıkıyor. Siz kahin misiniz? Metafizik varlıklardan haber alıyor musunuz? İçinden çıkamadığım birçok konu olduğu zaman genelde bunu gündüz böyle boğuşurum ama sonra yatarsın. Yattığım zaman bir süre sonra gecenin bir vakti hayır öyle değil böyle anlamında bir cevap alabildiğim zamanlar oluyor. Ama bu metafizik varlıklar mı yoksa... Efendim herkese merhabalar. Ben Deniz Ebru Elver. Dipsiz sorularda bugüne dek sormaya ya da sorgulamaya cesaret edemediğimiz şeyler konuşacağız. Tabii ki değerli konular ve değerli üstadlarla. Bugün ilk konuğum, ilk programımız ve ilk konuğum sevgili hocam, araştırmacı yazar Haluk Özdil. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Yeni kanalınız hayırlı olsun. Aslında eskiden de vardı biliyordum ama faaliyete geçme anlamında çok güzel bir kanalla tanışacağız diye düşünüyorum. Evet hocam inşallah. YouTube'daki insanların da izleyicilerinizin çok şanslı olacağını düşünüyorum. Ay hocam ne kadar naziksiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Soracağınız sorular nasıl olacak? Hocam dipsiz sorular var bugün sorularda. Beni hazır çok mısınız? Sıkıştırmayacaksınız değil mi? Çok sıkıştıracağım. Hocam. Tamam o zaman buyurun başlayalım. Hazır mısınız? Başlayalım hazırım. Hocam söylediklerinizin çoğu çıkıyor. Siz kahin misiniz? Çok ilginç bir soru. Şimdi şöyle bir durum var. Genelde bunu eleştiri olarak okurlarımdan da takipçilerimden alıyorum. Şöyle diyorlar. Sen o karanlık yapıların adamısın. Niye diye sorduğumda çünkü bazı şeyleri söylüyorsun ve onlar gerçekleşiyor. Mesela diyorlar ki sen Lübnan patlamasını nasıl bildin? Hani istihbarat örgütlerinin bilmediği bir olayı nasıl bildin? Şimdi bazı şeylerin çok açıklaması olmuyor. Canlı yayın kazası olabilir. Mesela ben sevgili Türker'in Ne Var Ne Yok programında, tabii çok yüksek bir izleyici kitlesinin izlediği bir program. Garip biçimde hiç alakası yokken dedim ki 3 ay içinde Lübnan'da bir patlama olacak ve Lübnan'ı paramparça edecekler. Ve 3 ay sonunda bu gerçekleşti. Şimdi bunun için... Zaten bir istihbarat örgütü de bu tür bir yaklaşımda bulunamaz. Yani bir öngörüde bulunur ama tarih veremezsin. Çünkü tarih verirsen bunun anlamı şudur, sen o suça ortak olursun. Tarih veriyorsan bir şey biliyorsun demektir. Yani demek ki bir örgütte bir bağlantın var demektir. Böyle bir şey yok tabii. Şimdi bizler ne yapıyoruz biliyor musun? Analiz yapıyoruz. Analiz yapmak şudur. Olayları incelersin, bütün haber programlarını, işte açık oturumları falan takip edersin, yetmez. Bir takım dergilerin ya da işte atıyorum yayın organlarındaki küçük detaylara bakarsın. Küçük detaylardan büyük ipuçları çıkar. Yani ufacık detaydır, mesela atıyorum, örnek veriyorum. Lübnan'da Cebel Muhsin Mahallesi vardır Suriyelilerin yaşadığı. Yani onlara ne deniyor? İşte Şii. Kökenli İranlıların yaşadığı ama Suriyeli bunlar. Orada mesela küçük bir kavga çıkmıştı. Çok küçücük bir haberdi. Şimdi bunları alıp değerlendirirsen, tamam mı? Oradaki o ayrışmayı fark edebilirsin. Neyi fark ediyorsun? O kavganın Hristiyanlarla Suriyeli işte Şiiler arasında çıktığını fark ettiğin zaman o zaman diyorsun ki diyorsun Beyrut'un kuzeyinde bu iki grup arasında etnik bir problem var. Hemen oradan bir teşhis koyabilirsin. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabına gelince evet bazı şeyleri öngörüyoruz ama öngörmemizin temelinde çok ciddi bir bilimsel araştırma var. Yani ben tutup işte at yarışı oynar gibi ya da borsada bilmem ne hissesi alıp yükselmesini bekleyemezsiniz. Yani bayağı bir elden geçirip süzgeçten geçireceksin ve sonra diyeceksin ki 2 ay sonra 3 ay sonra şu olabilir. Bu bizim yaptığımıza, çok konuştum ama şöyle diyeyim, ne derler biliyor musun? Gelecek bilimcilik adı altında Amerika'da bu çok ciddi bir meslektir ve çok büyük para alırlar. Biz bedava yapıyoruz, o ayrı bir şey de. Yani orada gelecek bilimci demek bizim yaptığımız işi yapıyor demek. Gelecek bilimcilik bir meslek ama Türkiye'de daha bilinmiyor. Bilindiği zaman ilk başta davranan, bu konuda kendini eğitmiş olan insanlar, gençler çok ama çok şansı çıkacak. Söyleyeceğim budur. Yani sonuçta kahin değiliz. Belli bilimsel veriler ışığında değerlendirme yapıyoruz diyelim. Evet hocam. Olay budur.
Teşekkür ediyorum, güzel cevap verdiniz. Hı-hı. Dijitalizm yani deccalizm, insanları robotlaştırma projeleri, nüfus azaltma projeleri, aşı, çip ve tüm bunlara şeytanın Ademoğluyla savaşı diyebilir miyiz? Bu siz bunu söyleyince aklıma bizim Erkan kardeşim geliyor. O konunun uzmanları. Erkan'a da, selam söyleyelim kendisine. Sevgili Murat Zurnacı kardeşim programında da çok konuşurlar böyle şeyleri. Değerli yapımcımız bu arada. Evet, sağ olsun. Şimdi aslında bu onların konuları ama tabii ki benim de konum. Yani deccalizm dediğimiz hocam. Şöyle bir durum var. Ben hani küresel canavarlar diye nitelendiriyorum. Onlar deccalizm, aynı şey, değişen bir şey yok. Evet, küresel canavarlar tarafından şu an bütün toplum, dünya yönlendiriliyor. Dünyanın geleceği çok hayra alamet değil. Neden? Çünkü bak, dijital faşizm diye bir deyim çıktı. Dijital faşizm. Dijital faşizmin anlamı şudur. Yani tutup eskisi gibi, Hitler'in zamanındaki gibi. Hitler gelip başımıza işte SS'lerle çökmüyor. Dijital faşizm hayatımıza öyle bir girdi ki. Reklamlar yoluyla, sinema yoluyla, diziler yoluyla, sublimler mesajlar, hatta haberler, haber bültenleri. Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava. Yani bravo, yani tebrik ediyorum. 1929'dan beri GD ulaştırılan yiyeceklerle bir taraftan her türlü genetik değişikliğe uğratılmaya çalışılıyoruz. Bir taraftan sublimler mesajlarla bilinçaltımız karmakarış edildi. Yani o yüzden dikkat ederseniz son dönem sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çılgınlaşan, durup dururken katliamlar yapmaya çalışan, topluluğun üzerine ateş açan bir ton insan görmeye başladık. Yani çevresine, ailesine, en yakınlarına zarar verenleri görmeye başladık. Bunların hepsinin aslında bir anlamı var. Çünkü bir şekilde zehirleniyoruz. Bir taraftan da siz müzisyensiniz. Zehirli frekanslar dediğimiz 440 Hz var. Biliyorsunuz. Biliyorum yani. Hocam. 400-432. Aynı zamanda şeytanın frekansı olduğu, evet, söyleniyor. Maalesef. Yani bu frekanslar üzerinden bir yayına tabi tutuluyoruz. 1938 yılında Rockefeller tarafından zorunlu olarak bütün Amerika'daki radyolara dayatıldı. Kabul ettirildi. Oradan da bütün dünyaya dağıldı. Yani garip biçimde hiç kimse itiraz etmeden bu frekansı kabul etti. Hocam algılarımız değişiyor, algılarımız değil mi? Yani algılarımızı değiştiriyor. 1983 yılında bir durup dururken Almanya'da bir bölgede normal sıradan yaşayan bir emekli komşularını öldürdü. Bunun üzerine bir araştırma yapılıyor ama bu emekli aynı zamanda faşist. Yani eski faşistlerden hani eğilimi var falan. Daha sonra bu faşist radyolardan birini, Nazi radyolarından gizli çalışan radyolardan birini dinlediği ve bunun içinde gizli frekansların içine, o yaptıkları yayının içine öldür komutu yerleştirildiği ortaya çıktı. Şu an binlerce yayın var kendi ülkemizde de, hani sırf televizyon değil, radyo olarak da söylüyorum. Onların içinde ne var? Hangi gizli mesajlar var? Nereden biliyoruz? Bilemiyoruz. Yani toplumda çok aşırı biçimde artan saldırganlığı bir daha düşünelim. Bir daha bununla da bağlantı kuralım diye düşünüyorum. Tabii burada dizilerin de, bir takım filmlerin de ve artı haber bülteni adı altında bizlere sunulan şiddetin de bu çılgınlığın, bu insanların gittikçe vahşileşmesinde çok etkisi var. Bir de şu var, bu dizi sektörüne ve sinema sektörüne çok ciddi bir eleştiridir. Hatta medyaya da eleştiridir. Şöyle anlatayım, şiddet estetik hale getirildi. Yani estetize edildi. Normalleştirildi. Yani normalleştirildiği bırak, bir de güzelleştirildi. Mesela Netflix diye bir şey var, platform. Doğru. Orada... ben seyrettiğim için mesela orada cinayet sahneleri var. Bir insanın öldürülüşünü öyle estetik veriyor ki, o kanların çıkışını, adamı kesişini. Adam öldürmek istiyorsun yani, o an, evet, öyle değil böyle mi? Böyle iştah açıcı Joker filmi veriyor. Gibi mesela, en son Joker diye bir film yani vardı. Orada veriyor işte, başka normal işte bilet liste falan da veriyor. Mesela ne yapıyor? Öldürüyor, hatta onu pakete naylona sararken bile o çıkan ses... Aa diyorsun, bu ne güzel paket yapar. Adam mı öldürsem acaba falan. Yani bu korkunç bir şey. Bak bunu öyle bir gençliğin, korkunç, küçük çocukların beynine soktuğun zaman, ki zaten dikkat ederseniz çoğu zaman çocuk cinayetlerine denk geldik son dönemde. Durup dururken birbirini öldüren. Buralardan etkileniyorlar. Çünkü onlara göre öldürmek bir oyun. Filmde gördüğü ya da oynadıkları oyunlardaki
bir sahne. O yüzden insanlar kasıtlı olarak bu şeye doğru, mecraya doğru sürükleniyor. Bilerek ve isteyerek. Deccalizmin amacı şu. Ne yapmak istiyor Deccalizm? Hiçbir şekilde normal, hani insanca ya da barış içinde bir düzen istemiyor. Kaos Eğer istiyor. Barış gelirse Deccalizm diye bir sistem olmaz. Yani ya da dijital faşizm olmaz. Korku içinde yaşamalısınız. Korku içinde yaşamak için de size korku pompalamaları gerekiyor. Bunun da anlamı şu. Korona salgınında yapılan haber bültenlerine dikkat edin. Gazetelerdeki haberlere dikkat edin. Sürekli başınızdan aşağı öleceksiniz korkusu, sizin yüzünüzden korkusu. Yani siz birbirinize bulaştırıyorsunuz. Görüşmeyin, etmeyin, evinize kapanın. Vurgulanan bu. Beynimize yerleştirilen bu. Çünkü insanın insanla iletişimine, iletişim kurmasını istemiyorlar. İnsanlar insanlarla iletişim kurmayıp koptukları zaman gerçek yaşamdan geriye hiçbir şey kalmaz. Bunun da en güzel örneğini Süliyetler diye bir film var. Bruce Willis'in oynadı. Yani yazın internete ve mutlaka onu seyredin. Orada gerçek anlamda gelecek bir dünyadan ama aslında evlerinden hiç çıkmayan, dışarıdan korkan, bunun karşılığında sizin benzeriniz, robotların dışarıda sizinle bir şekilde beyin anlamında bir bağlantısı da var. Siz evinizde onu yönetiyorsunuz ama siz yaşıyorsunuz robotun yaşadıklarını. O sizin adınıza ya sizin gibi, sizin tipinizde zaten işine gidiyor. Sevgilisi var, işte karısı var, neyse arabasına biniyor. Dışarıda bara uğruyor ama o siz değilsiniz, siz evdesiniz. Filmin son sahnesi çok korkunç. Karı koca bunlar birbirlerini görmüyorlar aynı evde. En sonunda adam isyan ediyor sisteme ve içeri girdiğinde o karısı çünkü her defasında çok güzel silüeti. İçeri girdiğinde saçları başı darmadağın olmuş, bembeyaz, kırış kırış bir yüz çıkıyor. Gerçekle yüzleşiyor. Ve tabii film öyle devam ediyor. Yani gerçekle yüzleşmek acı olacak Deccalizm'de. Zaten istedikleri insan değil. Başka insan bir form böyle istiyorlar. Tabii yani transhumanizm evet, adı altında evet. İnsanı bir şekilde genetik bir değişikliğe uğratmak, yarı insan yarı robot bir tip. Ve hatta, cinsiyetsiz galiba hocam. Yani cinsiyetsiz. Yani cinsiyetsiz bir canlı türü isteniyor. Doğum yapması istenmiyor insanların. İlla doğuracaksa, yani doğuracak diye bir şey yok. Laboratuvar ortamında kendileri üretecekler çocukları. Zaten üretmeye başladılar. Bu da korkunç yani. Bir şey. Yani. Tabii yani mesela Çin'de 2018'de 3 tane, Kanada'da 2 tane bildiklerimiz bunlar. Ve bunların çocukların ortak özellikleri genleri değiştirilmiş ve AIDS virüsüne karşı çok dayanıklı. Yani şu an bizim başımıza bela olan COVID-19'un bela olmasının sebebi COVID-19 bir grip mikrobu. Ama üzerine AIDS virüsü eklenmiş laboratuvar ortamında. Tabii canım bunu zaten ben Murat Zurnacan'ın ya da şeyde Neval Nayok'ta sürekli söylemiş bir insanım da ülkede dinlenmiyorsun. Yani insanlar dinliyor öyle mi diyor sonra hayatına devam ettiği için. Ya komplo zannediyorlar ya da değişmek zorlaştırıyor insanları. Oysa bu kesinlikle mesela dünyanın en ünlü viroloğu tarafından Fransız Luc Montagnier ismi. Ya onu yazın hiç olmazsa ona bakın. Luc Montagnier şöyle dedi. İlk çıktığı gün. Ben dedi bu virüsü araştırdım. Grip virüsünün üzerine SARS sülalesinden gelen COVID-19'un üzerine AIDS virüsü eklenmiş laboratuvar ortamında dedi ve son konuşması oldu. Bir daha ondan sonra yok adamı çıkartmıyorlar hiçbir yere. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman evet genlerimizde, hayatımızda, her şeyimizde oynayıp bizleri bir kısmını zaten yok ettiler, öldürdü işte öldü insanlar. Gelecekte kısırlaştırılmış insanlar göreceğiz ki kısırlık çok arttı dünyada. Ne diyeyim? Yani sonuçta nereden tutsanız elinizde kalacağınız bir geleceğe doğru gidiyoruz. Peki hocam, gayet güzel cevapladınız. Benim de aklımda en azından sorular kalmadı. Teşekkür ederim. Hocam, metafizik varlıklardan haber alıyor musunuz? Ya ben bu soruyu teşekkür ederim. Birkaç kişiden daha duydum. Yani yakınımdaki insanlardan. Şimdi metafizik varlıklardan haber almakla ben o işte çok sıcak hani bakıyorum evet ve inanıyorum doğrudur. Bağlantı kurmak isterler ama şöyle anlatayım. Bazen bilgiler insanın beynine iniyor.
Yani beynimize, bilgisayara indirdiğimiz gibi ben bilgilerin indiğini düşünüyorum. Bu da daha çok gece vaktinde olduğunu düşünüyorum. Evet, mesela içinden çıkamadığım birçok konu olduğu zaman genelde bunu gündüz böyle boğuşurum ama sonra yatarsın, yattığım zaman bir süre sonra gecenin bir vakti hayır öyle değil böyle anlamında bir cevap alabildiğim zamanlar oluyor. Ama bu metafizik varlıklar mı yoksa beynim bir şekilde bilgisayar gibi çalışıp hani gece daha rahat çalışıyor ya, yan etkiler yok çünkü. Etkenler yok, gürültü, patırtı, şu bu yok. Bir de vücut dinleniyor, beyin sadece odaklanıyor. Bir çözüm mü üretiyor? Bunu bilmek çok zor. Yani şimdi hep metafizik varlıklara bir anlam yüklersek o zaman beynimizin anlamı kalmıyor. Ama dediğim gibi tabii ki eğer o tür varlıkları kabul eden biri olarak evet bizimle bağlantı kuruyorlar. O zaman, yani, o zaman geriye son bir seçenek kalıyor. Siz istihbaratçısınız o zaman. Ya ona bir istihbaratçı dostum var benim sağ olsun. Yani sonuçta onunla da yaparken aynı şeyi o da söyledi. Haluk Bey istihbaratçı değil diye. İstihbaratçılarla tanışıklığım var. O da şöyle sizinle tanıştığım gibi. Hani bir kitap yazıyorsanız ya da belli bir konuya odaklanıyorsanız birileri hayatınıza girer. Ve benim istihbaratı aldığım ya da bilgi aldığım kaynaklarım hepsi normalde kendi alanında uzman kişilerdir ve onlara güvenirim. Mesela gün gelip sizden de müzik konusunda bilgi alabilirim. Bunu da konuştuğumda derim ki işte Ebru Hanım'a ben güveniyorum. Tabii ki ben bu konuyu ortaya sererim diyebiliyorum. Evet öyle kaynaklar kullanıyorum. Ancak şu istihbaratı konuda hani şey ne diyelim metafizik varlıklar konusunda bir şey anlatacağım. Bir robot almıştım. Robot derken robot temizlik makinesi aldım ben. Yani 15-20 gün önce. Fakat bir türlü şeyini şarj edemiyorum. Garip biçimde arıza veriyor. Yeni aldığım robot. Yani evi temizleyen robot süpürgeleri var ya kendi kendine temizleyecek. Temizlemiyor. Duruyor. Arıza veriyor. Kırmızı şey yanıyor. Bir de Çince konuşuyor. Anlamıyorum ne dediğini. Uyudum. Yani saatlerce uğraştım uyudum. Gecenin bir vakti neden altındaki naylonu şey pilin olduğu yerdeki naylonu çeksene diye biri bağırdı. Boşa zaman harcıyorsun dedi. De uyandım kim bağırdı bana dedim. Gerçekten biri bağırdı kızı çok kızdı bana. Kalktım robotu kaldırıp altına baktım gerçekten orada bir naylon var. Çekince çalışmaya başladı. Peki hocam robot mu konuşuyor? Robot değil yani işte burada bir bilgi size beynim gelen. Ya beynim büyük ihtimal beni uyardı. Ya şimdi o varlıklar benim robot makinamla çok ilgilenmezler diye düşünüyorum ama yani bir şeyler oluyor. Yani bunu anlayabilmek zor. Bak bunu 100 yıl sonra 200 yıl sonra insanlar anlar. Biz daha henüz o kıvama gelemedik. Budur. Doğru. Peki hocam şimdi gündemde yani sırada ne var, neler olacak? İnsanlığı bekleyen şeyler mesela 3 tane şey söyleyebilir misiniz? İnsanoğlu bekleyen. Ya iyi şeyler söylemek istiyorum. İyi şeyler söylemek istiyorum ama şu anki gidişte çok iyi bir şey konuşamayacağım ama şöyle anlatayım. Dünya tek dünya devletine doğru gidiyor. Bak 10 devletin konsey oluşturduğu, bildiğin konsey oluşturduğu bir dünya devletinden söz edebiliriz. Zaten artık bu. Türkiye'de dahil birçok yöneticinin dillendirdiği bir konu haline geldi ama uzun vadede olacak. İki, insanların şu an var olan insanların ne yazık ki %50'sine yakını işsiz ve sistem dışına atılacak. Çünkü pandemiyle birlikte başlayan süreç, küreselleşme sürecinde birçok meslek önemini kaybedecek. Yani kaybetmeye doğru, de başladı. Doğru. Onların yerini robotlar alırken doğru. Bu insanlar niteliksiz kalacakları için üzücü bir durum. Büyük olasılıkla bir süre sonra şehrin varoşlarına ama daha da ilerleyen zamanda elitler kendilerini bunlardan koruyabilmek için korumalı şehirler yapacaklar. Yani nasıl yeraltı anlatayım? Yeraltı şehirlerinden mi bahsediyorsunuz? Şöyle anlatayım. Nasıl bir şehir? Hani var ya Hollywood yapım filmlerde görürsünüz. Camdan geçirmez hani büyük bir şeyle böyle kaplanmıştır devasa bir şehrin üzeri. Yani ya yüksek duvarlarla kaplanmıştır ya da benzeri. Cam gibidir ama kurşun murşun geçirmez, insan geçirmez. Öyle korunmalı şehirlerde seçilmişler.
Ve seçilmişlerin işte kendine çalıştırdıkları beyaz yakalılar, uçan arabalar, işte gökyüzüne yükselen binalarda yaşarken hemen o şehrin dışında teneke evlerde hastalıklar ve pislik içinde yaşayan büyük bir kitleler oluşacak. Zaten bunu kendileri de saklamıyor. Hollywood filmleri de boşuna çevrilmiyor. Her Hollywood filminde bu tür mesajlar vardır. Yani gelecekte iki grup insan olacak. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Çocuklarınızı, özellikle çocuklarınızı geleceğe hazırlarken dijital gelişmeler üzerinden hazırlayın. Çünkü bu yolun anladığım kadarıyla geri dönüşü yok. Yani tekrar eski at arabalı günlere dönemeyeceğiz. Ne zaman döneriz biliyor musunuz? Bir dünya savaşı çıkar, dünya 6. kez yok olursa, büyük bir felaket yaşanırsa tekrar mağara devrine döner ve başlarız. O da nükleer savaş demektir. Onun dışında bunun dönüşü yok. Ya dijital gelişmelere ayak uydururuz ya da yok oluruz. Üzgünüm. Ya, çok üzgünüz hocam, hem de söyleyecek yani, bir şey yok. Yani. Bak şimdi biz bunlara çok tedirgin oluyoruz konuşurken ama çocuklar olmayacak. Bizim bu anlattıklarımız, özgürlük adına konuştuklarımız çocukları hiç ilgilendirmeyecek. Onlar bilgisayarın içinde doğup büyüdüler. Onlara göre özgürlük, sanal alemde sonsuzluğa uzanıp gezmek ve daha da ileriki zamanda hayatımıza girecek sanal gerçeklikte kendi yarattıkları, yani onlar için yaratılan o dünyada yaşamak olacak. Yani buna sevgilileri, evlilikler, sanal çocuklar da dahil. Bunlar giriyor hayatımıza, girecek. Robotlar geliyor. Bak erkek dişi robotlar geliyor ve çok da güzel yapmışlar, gördüm. Düşün yani bugün hiçbir şey almayacağız diyorsun, evine robot süpürge alıyorsun, düğmeye basıyorsun, evini tanıyor, evine gitmeden telefonla komut gönderiyorsun, en basiti bu. Ama insanlar o robot süpürgeye hayranlıkla bakarken aslında o robot süpürgenin seninle ilgili tüm bilgileri merkeze aktardığını da bilsinler. Onu da söyleyeyim. Yani Haluk yattı kalktı, onunla konuştu, Murat'la konuştu, bunların hepsi rapor olarak gider. Doğru. Yani hayatımız böyle bir çizgiye gidiyor. Doğru. Hocam bu değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam kitabınızı getirmişsiniz, ne güzel yapmışsınız. Seçilmişler efendim hocamızın kitabı, sevgili Haluk Özdil'in kitabı. Hocam ne anlattınız bu kitapta? Seçilmişlerde biraz önce anlattığım çocukları anlattım. Kristal çocuklardan bahsediyor. Kristal çocukları kaçıran yüksek zekalı. Küresel bir örgüt ki bu Amerikan yapımı zaten direkt, yani Amerikalı bir örgüt. Amerikan çıkma 51. bölgeden zaten bunlar gerçek olaylardan alınmadır. Evet, çocuklarımızı kaçırıyorlar çünkü onları dijitalizmde üst seviyede görevlendirmek için orada hazırlıyorlar, geleceğe kullanıyorlar. Çünkü bunlar çok özel çocuklar, çok zeki çocuklar, 150'nin üzerinde IQ'ları var ve bunlar geleceğin çocukları. Yani hani uzaylı çocuklar deriz ya, bunlar uzaylı çocuklar ve bu çocukların bir kısmı annelerine ve babalarına aile olarak kabul etmiyor. Onu söyleyeyim. Benim annem ya da babam değilsin, taşıyıcımsın diyor annesine. Sen kimsin diye sorduğunda, ki bu gerçek bir olay. Kadın anlattı, ağlayarak anlattı. Yani bana anlattı, ben de kitaba geçtim olayı. Yani bu gerçeğe baktığımız zaman ben şeyden geldim diyor, işte bir yıldız ismi söylüyor kız. Ben oraya aitim diyor. Ve o çocuk kaçırıldı. Ve o çocuklar yok ortada. Hatta son, bitmeden evvel şöyle söyleyeyim ve bitirelim, çok uzatmayayım şeyinize. 2011'de 28 bin çocuğun kayıp ilanı verildi. O günden sonra devlet yayınlamıyor bir daha. O 28 bin çocuğun %90'ına ölü ya da diri ulaşıldı. %0.01'lik kısmına ulaşılamadı. Onlar kristal çocuklardı. İzleri hiç bulunamadı. Özellikleri de şu, ne aileleriyle sorunları vardı, ne ekonomik sorunları vardı ve sınıflarının en çalışkan çocuklarıydı. Hiçbiri yok. Enteresan hocam gerçekten. Evet. Yani çok ilginç bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte ilginç dünyayı anlatan 2018 üretimidir bu kitap. O zaman yazdım. Hatta öyle şeyler yazmışım ki ben onları nasıl yazdım diye çok sordum. Tekrar bu destek yayınlarından çıktı yeniden. Tekrar gözden geçirirken şaşırdım, ben bunları nasıl yazdım diye. O zaman dediğiniz kaynaklar gene devreye girmişti. Gerçekten nasıl yazdım bilmediğim bir kitap. Yazdırıldı diyorsunuz hocam. Şimdi bu arada kitabınıza bir göz attım.
Ne kadar güzel bir yarı biyografi. Yarı biyografik yani, bir başarı hikayesi. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hocam, ne mutlu. Harika da bir kitap. Çok İçimdeki Saklı diye çıkmış. Çok teşekkür ederim hocam. İlk baştan bile beni sardı. Şimdi program bittince hemen meraklı okumaya başlayacağım. Ben de aynı şekilde hocam. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız ve ilk programımda geldiğiniz için. Ya çok mutluyum. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra devamı gelecektir. İnşallah hocam. Ben de sizi konuk alacağım. Yani çok hoş olacak. Hocam çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun.